Size çıplaklığıyla gördüğüm tabloyu anlatayım. Tamam Amerika'da ekonomi okudum, özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptım ama ben Yıldırım Akdoğan'ın oğluyum. Ben 16 yaşında tanıştım siyasetle. Beyefendinin dediği 89 seçimlerinde ben pankart asıyordum. Yani şu konuşulan Tayyip Erdoğan dışındaki figürlerin hiçbiri siyaseti sesini bilmezken ben içindeydim. Elleri kolları bağlı başkanlık pankartı basıyordunuz. Yani Yıldırım Aktunaların, <laughs> hani Yıldırım Ak Sefa Sirmenlerin, evet. Fatma Giriklerin siyasete girdiği markaların olduğu seçim. Öyle limonlu olan bir iş değil o. İsimlerle kazanıldı. İçinde bulundum. Şimdi e, ana soru şu. Tayip e, Tayyip Erdoğan için rakipleri çok zayıf arkadaş. Bunu kabul edeceğiz. Sıklet farkı var. Yani Özgür Bey'i beğeniyorum. Bir 10 yıllık siyasi geçmişi var. 3-4 dönem milletvekilliği, Manisa, belediye başkan adayı olmuş, kazanamamış falan. Ama genel başkan. Genel başkanlık başka bir şey. Liderlik başka bir şey. Halkı arkasından sürüklemek başka bir şey. Şimdi Erdoğan'a yakın mı dursun? Yumruk mu atsın? Geri mi çekilsin? Ya Erdoğan'la mücadele edeyim. Şimdi şöyle örnek vereyim. Ben Demireli biliyorum. Özal'ı biliyorum. İçinde bunu bu insanlarla yemek yemiş bir adamım. Şu anda Demirel genç bir Demirel. Şu anki iktidarı var ya 6 ayda paçavra eder erken seçime götür devirir abi. Ve bunu demokratik olarak yapar. Adamlar ekonomiyi bitirmiş, çökmüş, dış politika bitmiş, eğitim, sağlık. Yani saldırabilecek o kadar alan var ki. Ve el, el yükselterek yapar. Yani Erdoğan'ın 3 ton üstünden adamı darmadağın eder, psikolojisini bozar. Ama elimizde öyle bir lider yok. Ne yazık ki. Elimizde Ecevit yok, Demirel yok, Erbakan yok. Bu adamlar geçti. Zaten Erdoğan'ın bu kadar sene iktidarda kalmasının sebebi karşısında kendi sıkletinde ya da ondan daha kuvvetli bir halkı sürükleyen bir lider yok. Yani Kılıçdaroğlu geldi adam oh dedi ya bir bürokrat 15 sene götürdü işini. Kazandı sürekli. Yani Türkiye böyle bir lider adayı ya da bir halka umut veren bir iddialı figür çıkaramadıkça ne yazık ki. Ekrem Herhalde yani Ya Özgür Bey'le bu işin mümkün yok. Özgür Bey'in böyle bir çapı ve şey ya kötülemek amaç söylemiyor yanlış anlamayın. Ya halkı sürüklemek başka bir şey. İmamoğlu tek Erdoğan'a karşı halkı sürükleyebilecek iddiaya sahip insan. Ama onun da Erdoğan'ın karşısındaki tecrübesi çok kısıtlı. Çok kısıtlı. Yani bir dönem Beylikdüzü arkadan İstanbul. Yani adam 94'ten geliyor arkadaş. Adam 35 seneden geliyor. Ve bütün hükümet elinde, devleti eline almış her şeyi kontrol eder bir halde yani CHP'nin ittifak yapacağı partileri bile devre dışı bırakabilecek güçlere sahip bir evet insan. Evet ama şu anda biz 2000'lerin ilk yarısındaki Erdoğan'dan ve o AK Parti gücünden bahsetmiyoruz evet. ki şu anda ülkenin ekonomik anlamda, sosyal anlamda adalet anlamda her anlamda ülkeyi batırmış, doğru bütün memleketi çökertmiş bir Erdoğan'dan bahsediyoruz doğru. ama, karşısında, ama er, karşısında karşısına koyduğunuz Kar İnsan hani çok Ama genç daha çok tecrübesiz demek biraz haksızlık oluyor tecrübesiz bence. Tecrübesiz demiyorum yanlış anlamayın. Yani eğer Ekrem Bey'de o enerji varsa ve Ekrem Bey o iddia ile kafa kafa diyelim şu seçimde o mücadeleyi verse yıpratır alır seçimi zaten. Daha nasıl mücadele Ama versin adam? Ya bakın daha nasıl enerjisini ispat etsin? Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum yanlış anlamayın. Elinden geleni yapıyor tabii ki. Belki de, de kazanabilir bir umudu var. Ama... E ne 2019 seçimindeyiz. Yani full teslim olmuş bir İyi Parti, full teslim olmuş bir HDP, komple artı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu ekibiyle birlikte full arkasında destek. Öyle bir arkası yok şu anda Ekrem Bey. Ya bunu görmek zorundayız. Bir. İki. Tabii matematik değişti bu kesin. Matematik darmadan oldu ya. Ya ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten bu seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu tarih yazar. Bak söylüyorum çünkü siyasi dengeler gereği herkes karşısında olan bir adam olarak kazanır. Bu da büyük bir başarı olur. Kabul. Ama Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konuşuyorsak İstanbul dışında tamam İstanbul rant. Tamam yılda 20 milyar dolar söyleyeyim. 20 milyar dolar bütçesi olan bir yerden bahsediyoruz. Artı imar rantı Kuzeye doğru açılacak bir İstanbul. Kanal İstanbul yalan söylüyorlar. Asıl proje o. Çatalca, Arnavutköy bilmem ne. Tamam güzel. Ya ben ülkemin geleceğini düşünüyorum. Bana ne İstanbul'dan? Ben oğul Aktun olarak önümdeki 20 yıl, 30 yıl kızımı düşünüyorum, ailemi düşünüyorum. Bu adamlar rant için birbirlerini yiyebilirler. Onların kendi menfaat kavgası. Ben para çalmadım, bilmem ne yapmadım. Tertemiz bir herifim. Umurumda da değil. Cehenneme gitsinler. Ama geleceği için bu ülkenin, bu iktidarın bir sonraki seçimde ya da olası bir ekonomik krizle 2026'da atıyorum gitmesi için yani karşısına halkın sürükleyecek iddialı bir adam lazım. Peki, bu partiyle Bey, falan olacak şu bir şey anda, değil artık. İttifak ittifak da değil. Tamam. Sizin değerlendirmenizden yola çıkarak konuşalım. Ha. bu lider yok, yok şu anda. Şu anda İmamoğlu yola çıkmış durumda Doğru. dediniz sizin ifadenizde. Evet. Peki e elde başka bir alternatif yok mu? Tamam. liderlikte bir dezavantajınız var. Var. Ne yapılabilir peki? İşte az önce Semih Turan'ın söylediği bu deşifre, evet. e, Türkiye-Artürk'ün eee söylediği, aleniyet evet. kazandırma. Bakın yapılan şu ve yarın öbür gün bununla karşılaşacaksınız. Yani, yani orada sizce muhalefetin, özelde belki evet. İstanbul'un evet. nasıl e, bir şey e, strateji gitmesi gerekir sizce? Yani bir deşifre diyeceği şey şu hani geldiğimde kasa boştu falan filan artık onları kimse dinlemez. Şunu vurgulayacak. Yani getirdikleri adayın bir misyonu var. Evet. O misyonu açıklayabilir. Kentsel dönüşüm adı altında İstanbul'un en önemli yerlerinde bu rezerv alan yasası da çok önemli. Sizleri yer yerinizden edip başka yerlere gönderip kıymetli yerlere daha büyük rezidanslar yapmayı planlıyorlar. Kanal İstanbul'la birlikte İstanbul'u daha da kalabalıklaştırıp 20 milyona götürecekler. Yani İstanbul halkının kaygılandığı konulara daha parmak basabilirsin. Rakibi çok zayıf, oraya yönelsin. Yani dişli bir rakip koysaydı Erdoğan karşısına belki daha zorlanırdı. Yani geçmişindeki bakanlık döneminde hep sıkıntı olan işlerin içinde bulunmuş bir adam. Depremde, Zayıflığı konukta. oradan mı geliyor? Yoksa biraz daha hani orada da siyasi kumaşı, Ekrem İmamoğlu'ndaki olan hani siyaset kumaşı, Murat Kurum'da olmadığı için mi söylüyorsunuz? Ya tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Yani eğitimli, kariyerli, kültürlü her şeye hakim. Canavar gibi bir adam koysalar Ekrem'in karşısına Ekrem zorlanır. Hı. Ama Murat Kurum da şey geçmiş olarak öyle çok donanımlı değil. İşte belli bir şekilde taşınmış bürokrat olarak. Bakan da olabilir de ne bakanlar var yani artık bakanlık falan kalmadı Türkiye'de. Yani ona diş geçirecek Medyatik daha böyle halkın tanıdığı bir isim, marka falan değil. Yani işte ilk gün gidiyor, çorba dağıtıyor adam, bilmem ne hani bir risk teşkil edebilecek bir adam değil. Orada Erdoğan evet. diyor ki benim rakip diyor kendisi üstünden mücadeleyi götürüyor, Kendi var zaten. Düşünsenize İstanbul'un bütün miyim? Şey tabii... mi? Şimdi ben biraz farklı düşünüyorum sizden. Hı. Yani.